Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda gene KVK'mızın devam bölümü arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki yani bir, bir önceki videoyu izleyenler varsa eğer e, toplu saldırılarla kapıyı almaya çalışıyorduk. Geçti. E izlemeyenler varsa da bir önceki videomuza giderek oradan e, izleyebilirler bu savaş öncesini. Şimdi o geçti artık en sonunda aldık arkadaşlar. Aldıktan sonra tabii ki bizim e, klasik PNX'in ve 2230 krallığının kale atma klasiği var biliyorsunuz. E, genelde yüz dolara çok başarılıyız bu işte. Yani krallık olarak. E, şu an gene bir kale atımı var arkadaşlar. Bunu yaparken en ince noktalardan bir tanesi şu. Genelde bizim daha aktif olabileceğimiz karşı tarafında daha az aktif olabileceği veya artık karşı tarafı belli bir savaştan sonra yorduğumuz zamanlar seçiliyor genelde. Yani bu kale atışta da o şekilde oldu arkadaşlar. Şu an e, kalemizin bitmesine e, az kaldı. Şu an normal savaşlarda dönüyor bir yandan. Yani gördüğünüz gibi, e, yani biz elimizden geldiğince oradaki barbar kalelerin olsun, e, yani oraya rastgele TP'lerle yakın yerlere TP atma olsun. Onları gerçekleştirdikten sonra belli oyuncular şimdi sıfırlanmayacak. Yani e, top saldırı yediği zaman sıkıntı yaşamayacak. oyuncular rastgele TP'lerle. Ee, o e, kale attığımız kaleye atacağımız yere yakın yere geldiği zaman e, birkaç oyuncumuzu öyle ayarlıyoruz. Evet şu an zaten ben de yürüyorum bir yandan dört kıtamla bu adamlar tabii ki online olanlar içinden tek tük. Onlar böyle çıkarak vurmaya falan çalışıyor. Gördüğünüz gibi top saldırılar bir yandan gidiyor. E, bu top saldırılar dediğim gibi oradaki barbar kaleler olsun işte e, loharlar falan da açıldı yakında. Loharlara muharlara açarak e, top saldırı götürüyoruz. Oradan kıtalarımız o şekilde, hani bu kıtaları adamı dövüp yakalama ihtimal yok. Genelde süvari veya e, diğer birimlerden oluştuğu için hızlı gidiyor yani kıtalar. Çağçağ e, çağ falan açıyorlar. <laughs> evet, burada zaten bayağı e, toplandığımız için çok fazla sıkıntı yaratamıyor. E, adam böyle giriyor, hemen kaçmak zorunda kalıyor. Yani burada. E, Zaten kale atıldığı zaman bu KVK modelinde arkadaşlar içeriye 7 seviye geçti sonra içeriye kale atıldıktan sonra bayağı eğer atabilirseniz bitirebilirseniz size büyük bir avantaj sağlıyor. Yani o KVK kazandırabilecek avantajı sağlıyor sizlere. Tabii ki bunda müttefik de önemli. Hani sadece sizin kale atmanız olmuyor. Müttefiğinizin de bir şey yapması lazım. KVK'nın geneline baktığımızda bence güzel bir KVK geçirdik. Umduğumuzdan çok çok daha güzel bir KVK geçirdik. yani düşmanlarımız özellikle hani 63 kral olsun onun yanındaki müttefikler olsun. güzel savaş çevirdik diyebilirim. Bu yeni şey sistemi de güzel olmuş. Hani mesela diğer bütün koalisyondaki bütün birliklere girebilme olayı var ya. Birliğe girebiliyorsun normal sanki o birlikten o krallıktanmışsın gibi o çok güzel olmuş arkadaşlar. Bunun sebebini şöyle diyebilirim. Hani savaşma açısından. Şimdi mesela diyelim ki 63 birliği aktif ama mesela diğer birliklerin aktif saati değil ama 4-5 tane veya 10 tane oyuncuları var ama onlar da savaşmıyor tabii kendi birlikleri aktif olmadığı için. Ne yapıyor o oyuncu 10 oyuncu da geliyor 63'ün yanına. Burada savaşıyor. En azından bir kalabalık oluyor. Yani savaşın aktif savaşın fazla olması açısından iyi olmuş o. Yani ben beğendim o değişimi. Ee, evet gördüğünüz gibi burada baya baya kalabalığız arkadaşlar. Şu anda e, yani ara ara top saldırılar geliyor. E, çok fazla bir sürede kalmadı. kalemizin bitmesine. Evet görüyoruz. Şu an 50 saniye var. 50 saniye sonra bitecek. Artık e, bu kalabalığa da yani mahşer kalabalığı gibi zaten görüyorsunuz. Kalem etrafı. İşte adamlar da çok bir şey yapamıyor. Neden? E, çok fazla aktiflikleri yok. E, çok Aktiflerin düştüğü bir zaman. Yani çünkü KVK boyunca az çok e, müttefiğinizin ne zaman aktif, ne, e, müttefik diyorum, düşmanınızın ne zaman aktif, ne zaman e, yani downtime dediğimiz o düşüş zamanı ne zaman onları biliyoruz. Yani genelde bizim müttefiğimizin düştüğü zamanlar e, popül şeyin yani savaşçıların uykuya geçtiği zamanlar bu saatler. Onu iyi hesaplamanız lazım. Gidip adamın aktif saatinde kale atarsanız attırmazlar arkadaşlar. E, onun için mümkün olduğunca bu aktifliğe bakmak lazım. Evet bir yandan da hani gösteriyoruz gördüğünüz gibi tam kaleyi öyle bir ince noktaya atıldı ki e, gördüğünüz gibi böyle çok minimal bir açıklığa e, atıldı. Mesela normalde adamlar hemen bakın kapıları güvence altına almak için oraları hemen kale atmaya başladılar. Baktılar hani oraya kale bitecek en azından kapıları güvence altına alalım. Hani e, kralın toprakları da biliyorsunuz ki geçitlerden 4 gün sonra falan açılıyor ortalama. En azından o kalelerle işte tutarız kralın topraklarına girebiliriz gibi düşündüler. Ee, diğer bu 7 seviye geçtim. Bu savaşlardan sonraki o kısmı çok çekemedim açıkçası. Ee, onu da en son bir tane video olarak hani ne yaptık ne ettik bir video şeklinde AK'nın son e, halini çekeceğim. 3. video olarak. Onu artık bir savaş şeyleri falan yok. Onlar çekemedim ama e, savaştık ettik ama işte o zamanım olmadı onları çekmeye. Ee, evet. Bir yandan hastanemizi kontrol edeceğiz sürekli. Çünkü ölü verirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada zaten bu kale atıldıktan sonra arkadaşlar kale bitiyor ya artık. Bayrak yakma işte e, adamları iyice artık zorlama. Şimdi adamlar zaten burada artık şey kırılıyor. A bu ilk ilk gün yani ilk, daha ilk saatler. diyeyim. O kapıyı almamız zaten uzun sürdü. Adamlar orada bayağı bir efor sarf etti rakip tutmak için. Ee, biz kapıyı aldıktan sonra yavaş yavaş adamların Hani alanda biz çok üstünleştik Adamların yavaş yavaş aktifliği düştü ee, Bundan dolayı da Sıkıntıya düştüler adamlar yani Ya yani Dediğim gibi bizim birliğimize de gene Diğer müttefiklerimizden gelenler oldu Bu şey sistemi ben Gerçekten hoşuma gitti yani ee, Birliğe geçip Senin bayrağına geliyor iş, birliğinle Sanki aynı senin kralındaki bir oyuncu gibi Sende savaşabiliyor adam Senin e, birliğine girerek yazışmaları falan görüyor, markları görüyor, çok güzel olmuş yani ben hani çok beğendim gerçekten. Siz diyorum ya aktif saatiniz neye uyuyorsa mesela diyelim ki e, bir işim var sabah giremeyeceksin akşam gireceksin o akşam mesela senin krallığın girmeyecek e, sabah girdiğinde diğer e, birlikler aktifse müttefikler onlara geçip savaşabiliyorsun veya tam tersi de aynı şekilde e, onları ben gerçekten değişiklik olarak beğendim. <laughs> Evet e, gördüğünüz gibi adamlar zaten e, yerden çıkıp Kill Park peşindeler artık Yaşş, yani bu kale işi işini bitirdik adamlar e, Ufak ufak artık Kill Kasım olayındalar e, Zaten aktif saysan saysan 10-20 şehir ancadır adamlar Onun içinde e, çok büyük bir şeyler yapamadılar hani toplu saldırı falan denediler de çok Çok etkili olmadı Evet yani kalemiz atıldı. Gördüğünüz gibi şu anda e, zaten bizim önümüzde bizim o kalemiz tutabilecek herhangi bir şey yok. Bayrak yalara yaka gideceğiz. E, adamlar şu an kapılarını güvence altına almak için kaleler atıyorlar. Sonrasında da bir sürü kale atacaklar. Adamların elinde bir sürü kale varmış arkadaşlar. Böyle kaleden duvar ördüler adamlar oraya. O köşeye yani duvarın oraya adamlar kale, kaleden duvar ördü. Ama e, tabii ki bu bir dahaki videoda da e, neler yaşandığını daha sonra anlatacağım. Bir de şimdi bonus videomuz olarak Hemen size onu da açayım. Bir sıfırlama videomuz var. Ona geçelim. Evet. Arkadaşlar herhalde 70-80 milyon civarı bir adam olması lazım. Bu top saldırı geldi. Ben de 5 kıtam mı var. 4 yok bir tanesi top saldırının içinde 4 kıtamla da swarmlamak için bekliyorum. Burada swarm olay şöyle. Şimdi mesela tabii ki sizin teknolojinize veya komutan gücünüze, ekipmanınıza göre değişir. Genelde sarının biraz altına düşüp kırmızıya yaklaştığı zaman ya yani bu civarlarda falan sıfırlayabilirsiniz. Karlı çıkmak istiyorsanız e, ölü şey yani şu an 74 milyon gözüktü ya. Muhtemelen adam 80 milyona yakın diye 8 falandı. E, ben mesela artık önemli değil yani sıvarmıyorum çünkü adamın baktım CPU ile Herald çok da böyle çok mükemmel bir garnizon değil. YSS falan biraz korkusucu oluyor. Bence hani garnizon gar gar olarak Yisun için lider olduğu için bütün kıtalara buff veriyor. Onun için o biraz sıkıntı olabilir. Evet e toplu saldırıdan dönenler de oldu. Gene onlar da sıvarmıyor. Burada yani ben dediğim gibi adama artık dedim garnizonu güzel değil vuralım ya. Bakalım şimdi birazdan zaten o savaşlarımız bitsin. Raporları da inceleyeceğiz. E, raporlar ne şekilde olacak. Ee, toplu saldırının da gene ben içinde olduğu için gösterebileceğim <laughs> Bir tur daha sıvamlıyoruz Çekmiyorum geri zaten e, Adamlar koşuyor şu anda e, diğer Müttefikler Şimdi e, içeri girdiğinizde böyle Güzel bir yanı var şey, olayın hani e, içeriye Dahil olduğunuzda Rakibin Eee Yanlış bayraktaki olanlar ne bileyim bu şey sistemi tabii ki burada da onu doğuruyor. Mesela dedim ya adamın birliğine geçip e, orada işte savaşıyorsun ya örnek veriyorum. Sonra birlik değişip unutanlar olabiliyor. Sonra tekrardan kendi ana birliğine geçiyor. Sonra unutuyor çıkıyor. E, adamın bayrağındasın ama e, sıfırlanıyorsun gibi düşünebiliriz. Yani bu adam muhtemelen öyle bir şeyler yaşamış olabilir. Çünkü e, düşük şey bir adam değildi. Gücü. Muhtemelen belki de çıktı işte... 15 gs'de savaşıyordu. Onu kendi birliğine geçti ama tp atmıyordu veya kalkan bastı süresi bitti girmedi gibi bir şeyler olmuş olabilir yani bu adamın şeyinde. Evet gördüğünüz gibi şimdi artık böyle arta kalanları böyle kesmeye çalışanlar var. Ben de burada mesela gidip kıtam artık kaçıramayacağım. Çünkü bu bayağı aşağı doğruydu. Ee, Kafanın biraz aşağısına doğru. Kaçma gibi bir ihtimalimiz yok. Şehrimiz yakın değil. En azından e, kaçıp da çok şey vereceğimi olan kıtamla savaşıp e, alabildim. Ben kill alırım. 2 e, veririm. 1 alırım en azından burada. 3 yoktan iyidir. Kaçmak yerine savaşarak ölüyoruz burada. Adamlar zaten kesecek. Ondan yana e, sıkıntı yok. E, şimdi birazdan zaten bu şeyde bitince, savaş bitince birazdan raporlarda göreceğiz arkadaşlar. Varmadığımızın getirisi bize ne olmuş? Sıvarmadık ama. Abi buradaki tabii ki olay kaynak falan şey değil. Kili Kili kasma. AVK'da belli bir kere çıkmanız gerekiyor. Ödülleri de alabilmeniz için. Böyle fırsatları da mümkün olduğunca değerlendirmeniz lazım. Evet. ilk raporumuz ee, Nevski can, Canla. Şimdi bu şey de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Topluca gösteriyor ya, tüm düşmanlarla olan. O kıtanla dışarı çıktın, savaştın. Tüm ya o kıta senin şehrine girene kadar veya ölene kadar ki tüm raporları topluca gösteriyor sana. Senin verdiğin ölü ağır yaralı karşıdan aldıkların. Yani benim şu an 12 ölü vermiş, adamla 154 almışım. Hani e, ağır yaralım tabii ki gene 52'ye 41. E, e hiç yoktan iyidir. Güzel bence. Nevski jandark kampı bu? E, şimdi onu biraz bakalım. Bu da eee yani Liank'la Nebukadnezar. Bununla da 24'ü 128 almışım. 31 ağır yaralı vermişim, 40 almışım. Güzel. Hatta o raporlarda karlı çıkmışım bunda. Adamlarla alanda savaşırken böyle dövmeye gelenlere karlı çıkmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir değişim gene 24'de 128 almışız yani güzel, pozitif, baya baya pozitif değişim İnsanı böyle iştahını kabartıyor görünce. Ben bunu hani 4 kıta yaptım. Bir tane top saldırı da vardı onu da zaten göstereceğim. Bu da e, CPO, e, Fatih Sultan Mehmet Han. 27'ye 80 e almışız. 34'e 15. Ee, burada yani CP, Guan CPU normalde hani kullanıyordum ya ben. Arkadaşlar Guan CPU'da enteresan şekilde toplu tüm düşmanların gösterdiği şey raporlarda çok beni böyle tatmin edici raporlar alamadım. Sonradan da bir CPU Mehmet denedim. Yani CPU Mehmet'te daha pozitif, daha olumlu raporlar aldığım için belli bir süre CPU Mehmet oynadım açık söyleyeyim çünkü gerçekten guan CPO'dan enteresan şekilde alamadım arkadaşlar çok çok güzel raporlar gelmedi yani normalde çok güzel içili evet ama hani bilmiyorum denk mi gelmedi veya çok çabuk mu acaba insanlar hani guana herkes gıcık olduğu için bir anda herkes mi dönüyor saldırıyor onun için hep negatif raporlar veya çok aşırı pozitif raporlar gelmiyor bilmiyorum ondan dolayı buna dönmüştüm CPO mehmet <laughs> bu açık alanda vurmuş mu şey değil sip <laughs> cha <laughs> Evet bu da Boydika Yiseong 46'ya 112 11'e 8 güzel yani ağır yaralıya baktığımda ben gerçekten beklediğimden az vermişim. Yani alanda ben mesela adamlar beni yakalayınca daha fazla veririm ama 11'e 8 bir şey değil yani. Orada yakalanıp kesmişim ki ben zaten 46'ya 112'lik gibi bir değişim almışım. Zaten burada neden daha fazla ölü verdiniz derseniz ana yani bu vurduğumdaki ilk birebir savaşan Boydika Yiseong'du herhalde. Ondan buradan biraz daha fazla e, ölü vermişiz diyelim. o yani şekilde olmuş. Yine de dediğim gibi her halükarda pozitif. Bu da toplu saldırı arkadaşlar. <laughs> Justinian ve Nevski ile açılmış. Gördüğünüz gibi yani e, ben de tabii ki yandan mesela 4 kıtası falanladım ya onun toplu saldırıya da çok güzel faydası oluyor. İnanılmaz bir pozitif yani gene e, rapor. Yani 5 puanla 31 almış karşı 2 almış. Neredeyse 15 15 kat. neredeyse demeyeyim 15 katı <laughs> pozitif bir rapor var burada karşı tarafa göre 15 kat daha pozitif bir rapor almışsınız mükemmel bir toplu saldırı raporu gerçekten hani 957 bin ölü 702 bin ağır yaralısı var adam zaten direkt hastaneyi doldurmuş ölüsü de bu şekilde evet bu da bonus videomuzdu umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir ben elimden geldiğince işte çektim çalıştım son videomuzda da artık KVK ne durumda bitti, ne oldu, ne bitti onlardan bahsederim. Ee, üçüncü videomuzda artık KVK videomuzun sonuna geliriz. <laughs> ee, eğer yorumlar kısmına sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.